Merhaba sevgili seyircilerimiz. Habertürk'e ve programımız HT Sağlığa hoş geldiniz. Hava değişimleriyle ilgili önemli farklılıklar yaşıyoruz şu günlerde. Aman dikkat diyelim ve sağlığımızı kaybetmeyelim. Bugün gerçekten çok değerli bir konuğum var. Tanıtımımızı izleyelim. Önce konumuzun ne olduğunu öğrenelim. Sonra da detaylara geçelim. HT Sağlık'ta bu hafta tamamlayıcı tıp konusu masaya yatırılıyor. Tamamlayıcı tıp nedir? Bilimselliği kanıtlanmış tamamlayıcı tıp yöntemleri standart tedaviye ek olarak kullanıldıklarında hastaya ne tür avantajlar sağlıyor? Yoga ve müzikoterapi gibi yöntemler stres faktörü hastalıklarını önleme açısından ne kadar önemli? Egzersiz kanser riskini nasıl azaltıyor? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Son yıllarda tanıtımımızda da izlediğiniz gibi tamamlayıcı tıp kavramını sıkça duyar olduk. Ciddiye almayanlara karşı çıkanlara karşın dünyanın saygın tıp kuruluşlarında aslında uzun yıllardır biraz sonra da bahsedeceğimiz gibi bu konuda gelişmiş merkezler var. Hepsinde olmasa bile önemli bazılarında var. Peki ne demek tamamlayıcı tıp? Neleri kapsıyor? Hangi hastalıklardan yüz güldüren sonuçlar almamıza neden oluyor? Tüm bunların yanıtlarını az sonra alacağız. Bu sorulara yanıt arayacağım konuğum Amerika'dan geldi. Kendisi Atlanta Emory Üniversitesi Üro-Onkoloji Bölüm Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Danışmanı Profesör Doktor Ömer Küçük. Kendisini programımızda ilk kez ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz aynı zamanda hematoloji ve medikal onkoloji uzmanısınız bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Şimdi tamamlayıcı tıpla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum ben toplumda. Amerika'da durum nasıldır tam bilemiyorum, onu belki siz izah edersiniz ama Türkiye'de bu böyle. Acaba alternatif tıpla mı karıştırılıyor ve sanki sizin özelinizde kanser olduğu için kanser tedavisindeki klasik, kanserde klasik tedaviler bırakılacakmış da yepyeni ve hani daha az denenmiş tedavilerle yola devam edilecekmiş algısı var. Önce bir bunu düzelterek başlamak ister misiniz? Tabii. Tamamlayıcı tıp veya bütünleyici tıp normal tedavilerin, standart tedavilerin yanında ek olarak hastaların daha sağlıklı, daha iyi kaliteli hayat yaşamalarını ve tedavi sonuçlarının daha iyi olmasını sağlayan bir yöntem. Bu tamamlayıcı tıp yöntemleri normal tedavilere, standart tedavilere ek olarak kullanılan tedaviler. Onların yerini alan tedaviler değil. Evet. Bu konuda Amerika'da da daha önce birçok yanlış anlama oldu. Daha önceden alternatif tıp sözcüğü kullanılırken şimdi artık bu bırakıldı. Alternatif yerine tamamlayıcı tıp veya bütünleyici tıp, evet, sözcüğü kullanılmaya başladı. Ve Amerika'da Sağlık Bakanlığı'nın altında Ulusal Kanser Merkezi'nin ve Ulusal Tıp Merkezi'nin başında tamamlayıcı tıp ve bütünleyici tıpla uğraşan birçok bilim adamı var. Evet. Ve bunlar araştırma için her yıl yüzlerce milyon doları araştırmacılara veriyorlar ve tamamlayıcı tıp, bütünleyici tıp yöntemlerinin araştırılması için kanıta dayalı ve bilimsel olarak kullanılması için yardım ediliyor. Evet, önemli bir şey. Şimdi genellikle her yerde referans noktası olarak görülür. Harvard Üniversitesi'nde, evet, mesela 20 yıldır siz de doğrulayacaksınızdır. Tamamlayıcı tıp merkezi var. Bu da konuya, evet, verilen aslında önemin bir göstergesi, evet, diye düşünüyorum. Şu anda Amerika'da 60'ın üzerinde üniversitede tamamlayıcı tıp merkezleri var. Bunların başında Harvard Üniversitesi, Stanford, evet, Yale, Hopkins, kanser merkezleri içinde Memorial Sloan Kettering New York'ta, Houston'da MD Anderson kanser merkezinde, Duke, Vanderbilt, Northwestern, Michigan, birçok üniversitede, 70'e yakın üniversitede şu anda tamamlayıcı tıp merkezleri kurulmuş durumda. Bu da gösteriyor ki son
15-20 yıl içinde bunu ilk başlatanlar tabii Harvard Üniversitesi'nde başlattılar. İlk başlatan merkezler arasında Harvard Üniversitesi var. Ama diğer merkezlerde, diğer üniversitelerde artık bu konuya eğilmeye başladı. Şimdi saydığınız üniversiteler zaten dünyanın köklü ve önemli üniversiteleri. Tabii. Ve pek çok çalışma tıp alanında oradan çıkıyor. Pek çok sonucu oradan alıyoruz. Evet. Dolayısıyla son derece önemli. Peki, belki ekran başındaki seyircilerimiz diyorlardır ki tamamlayıcı tıp diye başladınız ama tamamlayıcı tıbbın ne olduğunu ve hangi alanları kapsadığını tam olarak anlatmadınız. Tabii. Ondan biraz söz edecek olsak neler tamamlayıcı tıp kapsamına girer? Tabii, tamamlayıcı tıp kapsamına giren şeyler genellikle kaliteli hayat, daha sağlıklı yaşamak için yapmamız gereken şeyleri içeriyor. Evet. Örneğin fizik aktivite, bunların başında geliyor. Egzersiz. Birçok hastalıkların temelinde fizik aktivitenin olmaması, insanların fazla fizik aktivite yapmadıkları için vücut ağırlıklarının fazla olması ve kronik hastalıklara bu gibi sağlıksız yaşamın yol açması, örneğin kalp hastalıkları, tansiyon, şeker hastalığı, Alzheimer's, bunların çoğu fizik aktivitenin olmamasından kaynaklanıyor. Yeni araştırmaların gösterdiğine göre, örneğin kanser hastalarında, akciğer kanseri olsun, meme kanseri olsun ve diğer kanserlerde de yapılan araştırmalarda fizik aktivite yapan hastaların sonuçları daha iyi. Evet. Tedavilerinden daha iyi sonuç alıyorlar ve bu hastaların yaşam süreleri daha uzun. Aynı zamanda kanserin nüksetme şansı daha az ve daha sağlıklı, daha mutlu, daha hayat kalitesi yüksek olarak yaşıyor hastalar. Düzenli egzersizden kastınız nedir? Yani her gün bir saat yürüyüş mü mesela ortalama sağlıklı evet. görünen bir kişi için ya da yüzme mi, hafif tempo koşu mu? Onu evet. öyle küçücük de olsa bir açabilir miyiz? Şimdi Amerika'da hastalara ve bütün insanlara önerilen günde en azından 30 dakika bir yürüyüş yapmak. Ama bu yürüyüş ve hızlı tempolu bir yürüyüş buna tabii sadece yürüyüş yapmak değil, bunun yanında yüzmek, diğer fizik aktiviteler de yapılabilir, bisiklete binmek. Önemli olan aerobik egzersiz yapılması ve kalp hızının artması ve kalori yakmak. Böyle olursa haftada 350 dakika, haftada 150 dakika, 5 gün 30'ar dakika yapılırsa evet. bunun hem kanser riskini azalttığı gösterilmiş durumda hem de kanser hastalarında sonuçların daha iyi olduğunu göstermiş. Örneğin kolon kanseri ve meme kanseri riskini %30, %40 azaltılabiliyor. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş, %30 daha az meme kanseri ve kolon kanseri olmasına sebep önlüyor. Yani kanserin riskini azaltıyor. Evet. Tabii bu egzersiz tamamlayıcı tıp olarak kullanılabilir. Hastalara önerilebilir ve hastaların hayat kalitesinin artmasını daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarını sağlayabilir. Bunun yanında beslenme de çok önemli. Örneğin kanserlerin 1/3'ü kötü yanlış beslenmeyle ilgili. Bu yanlış beslenme dediğimiz zaman yeterli derecede sebze meyve yememek, fazla şekerli yiyecekler, fazla tatlılar yemek, fazla yağlı yiyecekler yemek, vücut ağının fazla olması. Bu da kansere yol açan faktörlerden biri. Ve hastaların beslenmeleri, diyetleri tedavilerini de etkileyebilir. Daha sağlıklı beslenen hastaların tedavi sonuçları da daha iyi. Örneğin Amerika'da meme kanseri hastalarında bir yapılan çalışmada diyetteki yağ oranını %30'dan %15'e düşürünce meme kanseri hastalarının daha uzun yaşadığı ve daha az nüksettiği gösterildi. Evet. Bu yayınlanmış bir çalışma sonucu. Buna benzer birçok örnek var. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda örneğin soya ürünlerini daha fazla yiyen kadınlarda meme kanserinin daha az olduğu ve tedavi sonuçlarında çok daha iyi sonuçlar ele aldığı görülmüş durumda. Üçüncüsü de stres. Yani tamamlayıcı tıp dedik, üç
alan var. Birisi fizik aktivite, evet, egzersiz, ikincisi beslenme ve beslenmeye ek bitkisel maddelerin alınması ve diğer beslenme ile ilgili vitamin, mineral, o gibi maddelerin alınması. Üçüncüsü de stres azaltma. Çünkü stres de kronik hastalıklara, kanser dahil kronik hastalıklara yol açabiliyor ve bağışıklık sistemini azaltabiliyor. Şimdi hayatımızda her alanda stres yaşıyoruz. Bugün tabii Türkiye'ye baktığımızda, siz Amerika'da mutlaka farklı stresler yaşıyorsunuz. Amerika'dan Türkiye'ye baktığınızda yine aile düzeniniz ve her şey yerinde olsa da ülkenizde olan olaylar adına zaman zaman üzülüyorsunuz. Bunlara engel olamıyoruz. Bunlar, evet, hep birlikte yaşadığımız şeyler. Ama tabii öyle zannediyorum ki hastalıklardan korunmak adına stresle mücadeleyi ve stresi biraz daha hafif yaşamayı öğrenmeniz de evet, önemli. Ne dersiniz? Tabii. Zaten tamamlayıcı tıbbın amaçlarından biri bu. Hastalara ve insanlara stresi nasıl azaltmayı öğretmek. Nasıl azaltacağız? Örneğin fizik aktivite en iyi stres azaltıcı faktörlerden biri. Fizik aktivite yapınca insan kendini daha iyi hissediyor ve o stres yapan faktörleri bir süre olsun unutmuş oluyor. Bunun yanında meditasyon, yoga, müzik tedavisi, bu gibi şeyler de stres azaltıcı faktörler. İki çeşit stres var. İyi stres, kötü stres. İyi stres, örneğin bir sınava gireceksiniz ertesi gün. Bu sınav tabii büyük stres yaratıyor. Siz çalışıyorsunuz büyük stres altında ama o sınav geçtikten sonra rahatlıyorsunuz, iyi not alıyorsunuz. Bu iyi stres, size bir şey yaptıran stres. Ama bir de kötü stres var. Her gün devamlı bir kötü stres. Bu finansla ilgili olabilir, gelirle ilgili olabilir, hastalıkla ilgili olabilir veya sosyal ilişkilerle ilgili bir stres olabilir ve hiç gitmeyen bir stresse her zaman, her gün devam ediyorsa bu insanlardan enerjiyi tamamen götüren ve o kişinin daha sonra strese bağlı hastalıklar oluşmasını yapan bir faktör. Evet. Örneğin birçok bağırsak hastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları bu strese bağlı olduğu zaten çoktan gösterilmiş bir şey. Bunu kardiyologlar olsun, diğer sadece kanser alanında değil, diğer uzmanlar da bu konuda çalışıyorlar. Yani şimdi kanser tedavisinde bir temel tedaviler var bildiğimiz. Evet. Cerrahi gibi, kemoterapi gibi, radyoterapi gibi seyircilerimiz de biliyorlar. Bir, evet, de siz de diyorsunuz ki siz ve sizin gibi önemli uzmanlar. Bunlar kadar tamamlayıcı tıbbın da önemi var. Egzersizin, stresle mücadelenin, beslenmenin. Bunun içine de pek çok şey giriyor elbette. Şimdi peki bu durumda merkezlerimize baktığımızda bu birimlerin aslında koordineli çalışması, burada bir multidisipliner uzmanlar arasında yaklaşımın olması gerekiyor. Bir kanser hastası size geliyor, klasik tedavi görüyor ama diğer alanlarda da yardım alarak. Şimdi Amerika'da bu biraz daha yayılmış durumda. Türkiye'de, evet, durum nedir? Siz çalıştığınız kurumda, Türkiye'de danışmanlık yaptığınız kurumda mesela bunu gerçekleştiriyorsunuz. Hasta için çok büyük avantajı olsa gerek. Tabii. Multidisipliner yaklaşım zaten yeni bir şey değil. Biz hastalara, kanser hastalarına yaklaşırken genellikle cerrahi, radyoterapi, kemoterapi bu konularda zaten multidisipliner yaklaşıyoruz. Örneğin akciğer kanseri, baş boyun kanseri, prostat kanseri. Hastalara bir multidisipliner yaklaşım var. Yalnız şimdiye kadar başka bunların dışındaki birimler tabii bu multidisipliner yaklaşımın bir parçası olamadı. Hastaların beslenmesiyle ilgili, hastaların stres seviyelerini azaltmak için psikoloji veyahut da örneğin daha önce söylediğim gibi yoga, meditasyon, bu gibi akupunktür belki. Akupunktür. Bu gibi yöntemleri uygulayabilecek bir ekibin olması çok önemli. Çünkü son zamanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki örneğin meme kanseri hastalarında yoga tedavisi yapıldığı zaman, prostat kanseri hastalarında yoga tedavisi yapıldığı zaman, radyoterapi sırasında veya radyoterapiden sonra bu tamamlayıcı tedaviler yapıldığı zaman, yogayı örnek olarak veriyorum, hastaların bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğu gösterilmiş durumda.
enflamasyonun azaldığı, hastanın kendini daha iyi hissettiği, daha az stresli olduğu, hayat kalitelerinin arttığı gösterilmiş durumda. Hastalarda birçok yan etkiler oluyor. Örneğin bazı meme kanseri hastalarında aromataz inhibitörleri kullanılıyor. Bunlar eklemlerde ağrı yapabiliyor. Bu yan etkinin akupunktürle azaltılabileceği gösterilmiş durumda. Bunu gösteren araştırıcı da şu anda Sloan Kettering de tamamlayıcı tıp merkezinin başkanı. Bu gibi araştırmalar artık sık sık yayınlanıyor ve görüyoruz bütün tıp dünyasına bu gibi bilgiler aktarılıyor. Evet, Türkiye'de de bunun yaygınlaşmasını isteriz elbette. Tabii. Ki. Şimdi programımızın ikinci bölümünde birlikte olacağız. Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra sağlıklı beslenmenin, tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanser hastaları ve diğer birçok önemli hastalıktaki önemini konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün tamamlayıcı tıbbı konuşuyoruz. Tamamlayıcı tıbbın bilimsel yönünü konuşuyoruz. Programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konuğum Amerika'dan Atlanta Emory Üniversitesi Üro-Onkoloji Bölüm Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Danışmanı Profesör Doktor Ömer Küçük'le birlikte olmayı sürdürüyoruz. Şimdi sağlıklı beslenmenin yaşam tarzımız açısından ne kadar önemli olduğunu, hastalıklardan korunmada ne kadar önemli olduğunu söylemiştiniz. Sizin bunları gösteren çalışmalarınız da var aslında. Mesela prostat kanserinde domates tüketiminin önemini ya da meme kanserinde soyalı ürünlerin gibi. Bunlarla ilgili bilgilendirir misiniz bizi? Tabii. Domatesin önemi nereden kaynaklanıyor mesela? Bunun önemi ilk çalışmalar 1995'lerde Harvard Üniversitesi'nden yayınlandı. Harvard Üniversitesi'nde 30 yılı aşkın devamlı takip edilen büyük bir grup insan. Bunlar kimisi doktor, kimisi hemşire, sağlık sektöründe çalışanlar. 47 bin kişi kadar insan. Bunların arasında tabii birçok araştırmalarda kan örnekleri alınıyor ve kanda hangi vitaminlerin daha fazla olduğu, hangi besinlerin daha fazla alındığı araştırılıyor. Evet. Aynı zamanda bu hastaların ne gibi yiyecekleri yedikleri. Eğer 30 yıl sonra bu hastalara bakarsak, şimdi bu hastaların bu insanların bir kısmında kanser oluşuyor. Evet. Harvard Üniversitesi'nden yayınlanan bu araştırmalar gösterdi ki ne kadar az domates yenirse, domates ve domatesten elde edilen salça, domates sosu gibi maddeler, daha besinler daha az alınırsa prostat kanseri riskinin o kadar fazla olduğu gösterilmiş durumda. Biz de bu konuda bir araştırma yaptık. Biz dedik ki malum ki domates alınınca kanser riskini azaltıyor, prostat kanseri. Biz domateste bulunan bir madde var, likopen denilen bir madde. Acaba bu domatesin faydalı etkisi likopene mi bağlı? Evet. O zaman biz prostat kanserli hastalara likopen verdik ve ameliyat olduktan sonra o prostatları aldık, baktık ne gibi değişiklikler olduğuna. Biz gördük ki bu hastaların kanserleri daha küçük, PSA seviyeleri daha düşük. Demek ki likopenin bu kanseri küçültücü, azaltıcı bir etkisi var. Ve popülasyon, toplum çapında bakılınca da domates fazla tüketen ülkelerde, domates fazla tüketen insanlarda prostat kanseri daha az. Evet. Aynı zamanda Uzak Doğu'da soya fazla tüketilen bir besin. Ve soya tüketimine bakarsak ne kadar fazla soya tüketiliyorsa o insanlarda daha az prostat kanseri, daha az meme kanseri görülüyor. Şimdi bu çalışmalar yine Amerika'da tekrarlandı ve aynı sonuçlar Amerika'da da bulundu. Evet, bunlar hakikaten önemli şeyler. Siz sigara önemli bir kanserojen. Tüm kanser türleri arasında pek çoğunda ve pek çok başka hastalıkta neredeyse tamamında tamamlayıcı tıp uygulamalarının gerçekleştirilmemesinin en az sigara kadar kanserojen olduğunu söylüyorsunuz. Bunu şöyle söyleyeyim. Sigara kanserlerin üçte birine yakın kanserlerin sebebi. Evet. Amerika'da örneğin kanserlerin %30-35'i sigaraya bağlanıyor. Diğer %30-35'i de beslenmeye bağlanıyor. Evet. Özellikle
Sebze, meyve yenmemesi ve fazla şekerli tatlı yiyecekler, yağlı yiyecekler yenmesinin bu kanserle ilişkili olduğu gösterilmiş durumda. Bu bilgilere bakarsak beslenmeye bağlı kanser riski %35. Sigaraya bağlı kanser riski o da %35. Yani sigarayla beslenme hemen hemen aynı sayıda kansere sebep oluyor. Evet. Kötü beslenme ve sigara içme birbirine eşit. Yani kötü beslenme iyi beslenmeye çevrilirse ve sigara içilmezse kanserlerin 1/3'ü önlenebilir. Bunu söylerken aslında siz insan üzüntü duyuyor bir taraftan. Çünkü bunlar kendi kendimize engelleyebileceğimiz Tabii. ve ortadan kaldırabileceğimiz, hiçbir Tabii. şey yapmadan ortadan kaldırabileceğimiz şeyler. Tabii. Dolayısıyla kanserin bu derece artış gösterdiği bir dönemde bunu engellemek elimizdeyken hala böylesine hızlı devam ediyor olması üzücü. Tabii. Bunlar insanların hayat tarzlarını değiştirmeleriyle olabilecek şeyler. Ama bu hayat yaşam tarzını, yaşam stilini değiştirmek kolay bir şey değil. Ben de tam ondan bahsedecektim. Evet. Bir insan 40 yaşından sonra kolay kolay yaşam tarzını değiştiremiyor. Alışkanlıklarına evet istisnaları var mutlaka Tabii. ama alışkanlıklarından kopması zor oluyor. Ama bu noktada çocuklarımız için bir şeyler yapabiliriz. Hani kendimiz evet. için kendi elimizde olan bir şeyi uygulamıyorsak, kullanmıyorsak o bizim hatamız. Ama çocuklarımız adına fedakarlık yapmak istiyorsak belki onların yaşam tarzlarına müdahale edebiliriz. Kendimizde yapmadıklarımızı onlar için yapabiliriz. Neler yapabiliriz çok kısaca. Tabii. Çocuklarımız için yapacağımız en önemli şey sigara içmemeleri. Tabii büyüklerin buna iyi örnek olmaları, Doğru. büyüklerin sigara içmemeleri ve çocukların da sigara içmemeleri en önemli faktör. Böylece kanserlerin 1/3 önlemiş oluyoruz. Bunun yanında çocukların da iyi beslenme leri ve bunu devam ettirmeleri çok önemli. Örneğin daha önce söylediğim gibi fazla sebze meyve yiyip az şekerli şeyler, az tatlı yemek ve vücut ağırlığının normal olması ve fizik aktivitenin fazla olması. Bu gibi şeyler çok önemli. Bunlarla da kanserlerin 1/3 önlenebilir. Yani çocuklarımıza eğer bir ailede örneğin meme kanseri varsa, kolon kanseri varsa o ailenin çocukları bence en iyi yapabilecekleri şeyler kanseri. Çünkü onlar da kanser riski altında. En başta hemen fizik aktiviteye başlamaları. Her gün fizik aktivite, spor gibi aktiviteler yapmaları ve vücut ağırlıkları fazlaysa onu normale indirmeleri ve sağlıklı beslenmeleri, abur cubur yememeleri ve şekerli yağlı yiyeceklerden kaçınmaları. Programı olumlu bir mesajla bitirmek isterim ama bu sorunun çığ gibi büyümesine dur demek için bazı çarpıcı gerçekleri kötü de olsa, rahatsız edici de olsa vurgulamak gerek diye düşünüyorum. Evet kanserde eski oranla çok etkili tedaviler uygulanıyor ama az önce söylediğim gibi kanserin çığ gibi büyümesine ve bu oranın artmasına engel olamıyoruz. Dolayısıyla yakın geleceğe özgü öngörüleriniz nelerdir? Bilimsel öngörüler bunlar elbette ve bununla ilgili ne söylemek, nasıl bir uyarıda bulunmak istersiniz? Yakın gelecekte bizim yapmak istediğimiz en önemli şeyler bu tamamlayıcı tıp, bütün tıbba yayılması ve bütün tıp fakültelerinde artık bunun öğrencilere öğretilmesi, sağlıklı yaşamın ne kadar önemli olduğunu öğretilmesi, hastalıkların birçoğunun önlenebilir olduğunun öğretilmesi, bunun topluma yayılması. Daha önce bahsettiğimiz sağlıklı yaşamak için neler yapmamız gerekiyor, vücut ağırlığın nasıl normal olması gerektiği, çocukların televizyon başında, bilgisayar başında vakit geçireceğine daha çok dışarıda oynayarak ve fizik aktivite yaparak, spor yaparak zamanlarını geçirmeleri. Bunu toplumsal olarak yaparsak, Sağlık Bakanlığımız da bu konuda çok ileri adımlar attılar. Kanser Dairesi Başkanı Murat Gültekin de bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. Gerçekten Türkiye bu konuda çok ileri adımlar attı ve sigara konusunda olsun, sağlıklı beslenme konusunda olsun, fizik aktivite konusunda olsun gerçekten Sağlık Bakanlığımızı kutlarım. Gerçekten çok iyi işler yapıldı.
Evet, Profesör Doktor Ömer Küçük'e çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Kansersiz yaşamak belki şu an için çok mümkün değil ama kanseri çok belirgin oranda düşürerek yaşamak mümkün. En azından bunun gereklerini elimizden geldiğince yerine getirmemizde yarar var düşüncesindeyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.